Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün hemen arkamda görmüş olduğunuz Renault Megane otomobili inceleyeceğim. Çok teknik bir inceleme olmayacak ama özelliklerinden bahsedeceğim, yaşattığı deneyimden falan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ben kanalda bazen otomobil incelemeleri de yapıyorum. Özellikle elektrikli otomobiller incelemeye çalışıyorum. İmkanlar dahilinde ulaşabildiğim kadar, bulabildiğim kadar. Renault Megane elektrikli bir otomobil değil ama yakında elektrikli versiyonunda geleceğinin müjdesini vereyim ve hemen her zaman olduğu gibi dış görünümden başlamak istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Renault Megane birazcık kirli bu arada. Yıkatmaya fırsat bulamadım. Başıma da bazı enteresan ve ilginç olaylar da geldi. Onlardan da bahsedeceğim incelemede. Aslında tasarım çok değişmedi. 2017 yılından beri hemen hemen benzer bir tasarımla geliyor. Yalnız şu logo gördüğünüz gibi artık böyle bir korumalı bir alanın içinde duruyor. Biliyorsunuz test araçları her zaman en üst paket oluyor. Siz aldığınız zaman belki bu en üst pakette olmayabilir. Her şey burada gördüğünüz her şey olmayabilir. Şöyle yan profilden bakalım. Klasik bir Megane çizgisi. Arkaya doğru eğimli bir sedan otomobilimiz var. Bakalım arka taraf aslında çok değişmedi yıllar içinde Megane. Hemen hemen benzer bir tasarımla geliyor. Kameramız hemen logonun içinde. Anladığınız gibi bir kameramız mevcut. Bir de bunu yan taraftan bakalım. Aslında aynısı ama işte gördüğünüz gibi göstermekte de fayda var. Yakıt deposu kapağımız burada. İçeriden açılıyor bu arada. Dışarıdan açılmıyor hiçbir şekilde. Kapılarda kartsız sistemin dokunmatik şeyleri var. Her yerden açılıyor bu arada. Yanına yaklaştığınız anda zaten kapılar otomatik açılıyor. Bu arada bir şey fark ettiniz muhtemelen. Lastik patladı. Ben sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım bu bilgileri. Ufak bir kaza geçirdik. Lastik feci patladı. Onu şimdi göstereceğim size. Yani Allah korudu diyelim ama ben hayatımda böyle bir lastik patlaması da görmedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lastik paramparça olmuş durumda. Ne yazık ki bu lastik pert olacak. Bunun dışında arka tarafımız işte bu şekilde bagajımızda. Kartımızı göstereyim sizlere. Kartımız şurada. Klasik bir Renault kartı. Bu kartın cebinizde olması yeterli. Aracın her şeyini buradan kontrol edebiliyorsunuz. İşte kapılarını açması vesaire falan. Gördüğünüz gibi aynalarımız otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Şöyle yapalım bakın şimdi. Kapattık. İçeriden de yapabiliyorsunuz bunu. Kör nokta uyarı sistemi var. Onu da şuradan göstereyim. Şurada görüyorsunuzdur muhtemelen diye tahmin ediyorum. Şurada kör nokta uyarı var. Hem burada var hem de yolcu tarafında var. Şimdi bir ön tarafa geçelim. Ön taraftaki yaşam alanı göstereceğim. Sonra arka tarafa geçip akabinde de videoyu kapatacağım. Şöyle öne bir geçtik. Aslında söylediğim gibi klasik bir beni karşılayan şey şu klasik bir Renault ön kokpiti karşılıyor. Elektronik olarak kontrol ediliyor. Bakın şöyle. Tabii bunların hepsi paket arkadaşlar. Anlayacağınız ve tahmin edeceğiniz üzere. Böyle koltuğun her şeyini ayarlayabiliyor. Hatta koltuk masaj bile yapıyor yani. Direksiyon standart bir Renault direksiyonu uzun yıllardır karşımıza çıkıyor. Zaten biliyorsunuz son nesilde Clio'da da benzer bir durum olmuştu. Şuralara bir cruise kontrol ayarlarını buralara eklemişler. Bütün ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Normalde biliyorsunuz şu orta konsoldaydı buraya almışlar. İşte diğer ayarları da yine buradan yapabiliyorsunuz. Dijital bir göstergemiz var. Tabi bu da bir paket biliyorsunuz. Her pakette böyle gelmiyor. Seçtiğiniz sürüş moduna göre farklı farklı modları var. O modlarda da bu kadranlar da değişiyor. Yine büyük bir ekranımız var. Şurada görüyorsunuz. Bu ekranın tüm ayarlarını falan buradan gerçek. Klimayı açayım. Çünkü çok sıcak bir Temmuz ayındayız şu anda arkadaşlar. Şu müziği kısayım da telif yemeyelim. Bunun dışında multimedya sistemi çok güzel çalışıyor. Navigasyon da çok iyi bu arada. Ben hatta bir denedim. Telefon navigasyonuyla aynı, hemen hemen aynı şeyleri veriyor. Gerçekten de çok başarılı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu arabayı çalıştırmamışım çünkü frene basmak gerekiyor. Otomatik vites olduğu için. Gördüğünüz gibi bir head-up display'imiz var. Şuradan hop diye çıktı. Özellikle gece iyi görünüyor. Gündüz birazcık böyle açık renkli bir şeyde ilerliyorsanız birazcık zor görünebiliyor. Ekran başarılı, çok güzel. Birçok ayarlarını buradan görebiliyorsunuz. İşte araçla ilgili mesela şu sürüş modları var. İşte sport modunda anlıyorsunuz muhtemelen. Hani hem buradaki kadran değişiyor. Kadranın tasarımları değişiyor dijital olduğu için. Hem de aracın tepkileri. İşte otomatik vites ama aynen ani tepkiler vermeye falan başlıyor. Konfortta biraz daha konfort. Eko'da da işte yakıt tüketimine öncelikli olarak bir size şey sunuyor. Kullanımı kolay bu modüllerin. Çok fazla düğme yok. Ben beğendim. İşte koltuk ısıtmamız var. Hiç de gerek yok tabii bu havalarda öyle söyleyeyim. Start and stop var. Devre dışı bırakabiliyorsunuz. Şeritten çıkma ikaz sistemi devrede veya değil diyorsunuz. Tabii bunların hepsi biliyorsunuz. İki tane USB bağlantımız var. Tip A dediğimiz türde. AUX var girişimiz. Bir tane de çakmak çıkışımız var. Otomatik vitesimiz burada. PRND var. Bir de manuel modumuz var şurada. Bu modları da kullanabiliyorsunuz. Burada aracın sürüş modlarını ayarladığımız var. El frenimiz bu şekilde. Şöyle bir bardaklık gibi bir şey var. Bakın bu çok güzel olmuş. Ben bunu çok beğendim. Şöyle kenara çekeyim. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani daha büyük bir bardak koydunuz. Daha küçük bir şey koydunuz. Ben mesela şöyle suyumu koydum. Güzel.
Şöyle çevireyim. İleri geri, tabi burada buna çarptırmamak gerekiyor. Bir saniye şöyle yapalım. İleri geri hareket edebilen bir kolçak var. Yukarı aşağı oynamıyor ama böyle oynuyor. İçerisinde de fena değil. Alan da güzel yani. Bu şekilde bir bölümümüz var. Koltuklar deri benzeri malzemeler. Şöyle çantamı atayım da en azından siz de görün. Şöyle deri malzemesi bir malzemeler. Bu arada malzeme kalitesi yumuşak bir malzeme. Bakın şuraları hep yumuşak. Kapı içleri de öyle hakeza. Şuralarda ışıklar var. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. İşte 4 cam otomatik. Aynaları kapatabiliyorsunuz. Şöyle kapatayım ben, hatta basayım düğmeye. Bakın kapattık. Bakın şöyle açtık. Söylediğim gibi bunların bazıları opsiyon tabii ki. Her burada gördüğünüz şey siz aldığınız zaman olmayabilir. İşte A paketi var, B paketi var. Onları da yine hem açıklamaya koyarım hem de görsel olarak bu videonun içine ekleyeceğim. Kalite açısından iç mekan kalitesi gerçekten de güzel. Bu modelde sunroof da var. Bunun dışında hani iç mekan kalitesini beğendim ama dediğim gibi eleştireceğim şey şu, hem dışı hem içi uzun yıllardır değişmedi. 2017 model mesela baktım ben sahibinden.com'da. 3 aşağı 5 yukarı tasarım bu şekilde arkadaşlar. Benzer bir tasarım halen devam ediyor. Şuralarda yakıt deposu açma kapağımız burada. Işıklarını buradan ayarlıyoruz. Şeyin ekranın ışığını, parlaklığını daha doğrusu. Bu da ışığın yüksekliğini vesairesini ayarladığımız bölümler. Bunun dışında aracın hani kullanım alanımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arka tarafa geçeyim. Biraz daha arkadaki yaşam alanına göz atalım. Evet, geçiyoruz arka tarafa. Bu arada bu koltuk da çok öne gelmiş. Onu biraz şimdi alırım ben sizin için. Şuradan kolumu uzatıyorum. Şöyle bakın. Şu yan tarafta. Onları detaylarda gösteririm. Bir düğmemiz var. Bu arada şurada da ışıklar var. Görüyorsunuz. Ne kadar görülüyor bilmiyorum ama özellikle gece güzel olur. Burada bir havalandırma ızgaramız var. Arka tarafa da serinlik geliyor. İki tane USB bağlantımız var. Bir tane çakmak çıkışımız var. Cepler var koltukların, hem yolcu koltuğunda hem de sürücü koltuğunda. Tavan fena değil yüksekliği. Şöyle göstermiş olayım. Kendimi çekeyim en azından. Ben 1.73-1.74 boyundayım. Yaklaşık 2 parmak. Çok zorlarsınız. 3 parmaklık bir mesafe kalıyor oturduğum zaman. Arka camlar zaten otomatik. Klasik olarak. Şuraları sert. Buraları da sert. Evet, hem yukarısı hem aşağısı sert ama işçilik kalitesi fena değil. Onu söyleyebilirim. Şu çantamı ben yine öne alayım. Bir öne bir arkaya alıyorum bu zavallı çantayı ama. Burada şöyle bir cep bölümü var. Şöyle koyuyoruz. Kol dayamamız var. Bakın. Bu şekilde alabildiğimiz. Buraya bardak vesaire koyup hani yolculuklarda rahat gidiyoruz. Belki merak edenler vardı. Şaft tüneli çok küçük değil. Hani bir karış değil ama şöyle 4 ya da 5 parmak gelebiliyor. 5 parmaklık bir alan var. Ortaya birisi oturduğu zaman nasıl olur? Şöyle göstereyim. Şu an ortaya oturdum ben. Şöyle de göstermiş olayım. Yani çok rahat değil ama yapılır yani. Yolculukta yapılır. Pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Arabanın iç mekanı da işte bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yola çıkalım. Biraz da yolda konuşalım bakalım. Renault Megane sürüş anlamında neler sunuyor? Koltuğumu ayarladım ve yola çıkıyorum. Şöyle. D modunu aldık. Dizel bir modelimiz var şu anda. Kullandığım, benim test ettiğim model. Dizel model arkadaşlar. Aracın benzinli versiyonu da var. Dizelde de iki tane sürüm var. Bir 115 beygir, bir de 140 beygirlik. İki tane sürümümüz mevcut. Bu 115 beygirlik sürüm olarak düşünebilirsiniz. Şöyle geçelim. EDC şanzıman var. Önce biraz şanzımandan bahsedeyim. Şanzıman zaten uzun yıllardır da kullanılıyor biliyorsunuz. Renault'un farklı modellerinde. Geçişleri falan rahat, sorunsuz. Hani günlük ihtiyaçları görecek bir şanzımanımız var. Tabii bu araç hani ay arabası. Böyle hani hız yapayım, işte böyle tapa gaz gideyim tarzında bir otomobil olmadığı için arkadaşlar. O bakımdan hani gaz tepkileri normal. Hızlanmak istediğiniz zaman işte sport modunu alıp devam edebiliyorsunuz. Ama
Hani illa da o modda kullanmak zorunda değilsiniz. Efendi efendi de yavaş yavaş da böyle daha sakin kullanabilirsiniz. Tabii ki bu sürüş modlarının hepsinin yakıt tüketimini ciddi manada etkilediğini ve değiştirdiğini söylemek isterim. Sport modunda takdir edersiniz ki daha fazla yakıt tüketiyorsunuz. Genel olarak kullanımı rahat. Ortalamada ben şunu söyleyebilirim. Yaklaşık olarak 5.6 litrelik bir yakıt tüketimi oldu. Yani benim yaklaşık 250-300 kilometre mesafe kullandığımı söyleyeyim. Mesela konfor modunu alayım. Şu anda ekranda göreceğim o değerleri de. Çünkü her modda göstermiyor. 5.7 gösteriyor mesela. Yaklaşık 250-300 kilometre kullandım. Daha efendi kullanırsanız veya daha uzun yolda bu rakam hızı arttırmadığınız sürece tabii düşecektir. Head-up display güzel çalışıyor. Mesela şu an gündüz gayet net bir şekilde görebiliyorum ben. Araçtaki teknolojik konulardan biraz bahsedeyim. Tabela okuma sistemi var. Şerit takip sistemi var. Şerit takip sistemini buradan şu düğmeden az önce göstermiştim. Mesela şey yapabiliyorsunuz, açıp kapatabiliyorsunuz. Şerit ikazı devrede dediği. Bunun dışında cruise control var. Aracın belli ayarlarını yaptığınız zaman işte belli bir hızda tutabiliyorsunuz. Adaptif cruise control yok. Fakat şöyle bir şey fark ettim ben arkadaşlar. Cruise kontrolü açtığınız zaman önünüze bir araç gelirse hızını yavaşlatıyor. Ama mesela adaptif cruise neydi? Araç yolda kendi de gidebiliyor. İşte direksiyon tutmak kaydıyla manevra yapabiliyor. Yani bir işte viraja girdiğiniz zaman vesaire. Bu modelde o yok. Olsa güzel olurdu ama muhtemelen benim tahminim maliyetler çok artıyor. Ve aracın vergi dilimi çok değişiyor. Bu vergilendirme sistemi biraz garip Türkiye'de biliyorsunuz. Talisman'a doğru kayan bir durum olabilir. O bakımdan belki de getirmiyorlardır. Yurt dışında olduğunu biliyorum ama bu modelde Türkiye'de yok, onu söyleyeyim. Birçok teknolojik oyuncak var tabii ki. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Bence o güzel bir teknoloji. Park asistanı var. Bence çok gerekli değil. Açık söyleyeyim. Park asistanını ben çok gerekli görmüyorum. Çünkü hani acemiler için güzel olabilir de öğrendikten sonra park etmek çok büyük bir iş değil. Çünkü bir de çok pahalı onlar. Hani en son 25-30 bin liraydı. Bir de arkadaşlar o tarz teknolojiler çok yüksek fiyattan satılıyor paket olarak almaya kalktığınızda. Bana çok anlamlı gelmiyor. Yani 40 yılda bir kullanacağınız bir teknoloji içinde böyle bir sürü para vermeye gerek yok. Ama mesela ayna sistemi hoşuma gidiyor benim. O kör noktayı size gösteriyor. Bazen göremeyebiliyorsunuz, dikkat edemeyebiliyorsunuz. Burada ben biraz yavaş gidiyorum. Sebebi şu arkadaşlar, lastik patladı demiştim. Tem'de giderken feci bir şekilde parçalandı. Yedek lastiği taktım. Yedek lastikte ne yazık ki 80 üzerine çıkmamamız gerekiyor. O yüzden biraz temkinli ve yavaş kullanıyorum. Yani tam bir aile arabası. Renault Megane. Zaten uzun yıllardır çok satılan bir otomobil. Biliyorsunuz Renault Megane uzun yıllardır satılan ve oldukça da popüler bir otomobil. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi anladığınız gibi sedan olması. Bagajının çok büyük olması, çok geniş olması. Öyle olunca da ne oluyor arkadaşlar? Tercih ediliyor çünkü Türkiye aileleri kalabalık. Bir yerden bir yere giderken böyle büyük bavullar, işte senede birkaç kez bir yolculuk yapılıyor memlekete. İşte İstanbul'dan ya da büyük şehirlerden o memleket dediğimiz yere yolculuklar yapılıyor. O yüzden de insanlar böyle gacı büyük araba tercih ediyorlar. Haksız da bir tercih değil. Otomatik olması, dizel olması güzel. Şimdi diyeceksiniz ki bazılarınız onu söyleyebilir. Ya dizel ama işte hani dizeller artık çok masraflı, işte benzinine göre daha pahalı falan, ama kilometreden hala daha avantajlılar arkadaşlar, onu söyleyeyim. Evet, bu hesap doğru. Yakıt fiyatları en azından çok arttı ve dizel daha pahalı hale geldi. Ama unutmayın ki hala da kilometre olarak daha gidiyor. Mesela ben bu arabayı full depo aldım. Yaklaşık olarak 700 kilometre gösteriyordu. Şu an 400 kilometre kalmış işte. 300 kilometre falan kullandım dedim. Güzel yani. Hani bu şeye göre bence benim şahsi fikrim gayet iyi bir dizel. Alınır mı alınmaz mı? Tabii ayrı konu, ne kadar kilometre yaptığınıza bağlı falan. Bunların hesaplamaları var. Ben burada şimdi onu anlatmayayım sizlere. Ama ben hala dizelin daha mantıklı, en azından belli bir kilometreleri yapıyorsanız daha mantıklı olduğunu düşünen birisiyim. Megane güzel bir otomobil. Hani söylenecek çok fazla bir şey de yok. Hatta benim bu kullandığım sürüm çok daha güzel olmuş. Neden diyeceksiniz? Sedan, otomatik vites, dizel filan. Hani bir sürü de teknolojisi de var. Öyle ya da böyle işinize yarayacak bir sürü güzel teknolojileri de var. Daha ne olsun? Hani insanın aklına diyor ki daha ne olabilir diye geliyorsunuz. Evet. Güzel bir bileşim olmuş. Zaten en çok satan sedan otomobillerden de bir tanesi. Megane dediğiniz zaman akan sular duruyor. Hatta hatchback o kadar satmıyor mesela, ki ben hatchback'i daha çok beğenen birisiyim. Ama hatchback o kadar satmıyor. Sedan bizde Türkiye'de çok tutan bir otomobil türü. Enteresan da bir şey bu aslında. Mesela Avrupa'da filan insanlar bagaj için station wagon araba alıyorlar. Bizde pek tutmadı station wagonlar. Ki ben onları da çok beğeniyorum. O da ayrı konu ama olmayınca olmuyor. Demek ki bu kültürel bazı şeyler var. O kültürel yaklaşımlardan dolayı olmuyor. Ona da bir şey diyecek bir durumumuz yok zaten. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz otomobil videoları devam edecek. Ben elimden geldiğince bu tarz videolar, incelemeler çekmeye çalışıyorum. Ama söylediğim gibi videonun başında da o kadar kolay olmuyor. Tedarik etmek zor oluyor. Çekmek bazen o kadar kolay olmuyor. Zor oluyor. İşte araç temin etmek, vakit bulmak filan filan derken aslında
bazı durumlarda biraz zorlandığımı söyleyebilirim ama elimden geldiği kadar da bu tarz çekimlere devam edeceğimi söyleyeyim. Videolarımı beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Mesela bu da hani sonuçta para istemiyorum, pul istemiyorum. Beğenip yorum yapabilirsiniz. Bu yorumlar da benim için gerçekten de önemli. Birçok anlamda en azından videolarımı, içeriğimi geliştirirken bu yorumlardan faydalandığımı da söylemek istiyorum. Sosyal medyada beni takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımı aktif olarak kullanıyorum. Dikey video tarafında TikTok'ta özellikle çok güzel içerikler üretiyorum. Benzerlerini Instagram'a ve YouTube'a da yüklüyorum. Oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.